Herkese merhaba, ben Uğur Gürbüz. Bugün 1. sezonun 3. bölümüyle karşınızdayım. Bugünün konusu oyun teorisi. Oyun teorisi oyunu kurallarına göre oynamaktır. Genellikle toplamı sıfır eden durumlarda uygulanması anlamlı olan bir akıl modelidir. Toplamı sıfır eden demek, bir kişinin kazandığı şeyi diğer kişinin kaybetmiş oluşudur. En basit şekilde ben bunu şöyle açıklıyorum. Grubun çıkarlarını, bireysel çıkarlarının önünde tutan kişiler daha başarılı olurlar. Bu durumu en iyi anlatan örneklerden birisi mahkum ikileme olarak bilinir. Buna göre farklı odalarda aynı olaydan sorgulanan iki suçlunun karar alma durumu söz konusudur. Polisler suçlulara 3 farklı seçenek sunmuştur. 1. Eğer ikisi de itiraf ederse 2'şer yıldan 4 yıl ceza alacaklardır. 2. Eğer biri itiraf eder ve diğeri susarsa susan 3 yıl ceza alacaktır ve itiraf eden kurtulacaktır. 3. İkisi de susarsa birer yıldan toplamda 2 yıl ceza alacaklardır. Bu gibi durumların içerisine özellikle duygular girince çoğunlukla alınan karar suçu itiraf ederek diğerinin sessiz kalacağını düşünmek. Böyle bir durumda suç partnerinin de sizin gibi düşünebileceğini göz önünde bulundurursak 2'şer yıldan toplamda 4 yıl ceza almanız muhtemeldir. Tabi eğer her iki suçlu grubun çıkarlarını bireysel çıkarlarının önünde tutup toplam yatış süresini düşünerek karar verirse toplamda alınacak ceza birer yıldan 2 yıl olacaktır. Bunu yapabilmenin altın kuralı ise oyunu kurallarına göre oynamak. Daha basit bir örnekle anlatmak gerekirse, farklı iki futbol takımını düşünün. Birinci takım futbol bilgisi yetersiz olan ve pas yapmadan oynayan futbolculardan oluşuyor. İkinci takım ise futbol bilgisi yüksek, takım oyununu iyi bilen, sürekli birbirlerine yardım eden, birbirine güvenen bireylerden oluşuyor. Böyle bir durumda sizce hangi takım daha başarılı olur? Evet, eğer birinci takım çok şanslı bir gününde değilse, oyunu kurallarına göre oynayan ikinci takımın kazanacağını söyleyebiliriz. Oyun teorisi akıl modelini günlük hayatta birçok alanda kullanabiliriz. Örneğin, okuldaki bir grup çalışmasında grubun çıkarları yerine bireysel çıkarlara odaklanıp sadece kendinizi ön plana çıkarmaya çalışırsanız veya tam tersi işten kaçmaya çalışırsanız grup olarak gerektiğinden daha başarısız bir çalışmaya sahip olursunuz. Aynı durum iş yerindeki bir ekip çalışması için de geçerli. Buna ek olarak ilişkinizde de oyun teorisini kullanabilirsiniz. Bir karar alırken sevgilinizi de düşünüp her ikiniz için en iyi olacak kararı almanız sevgilinizi de mutlu edecektir. Dolayısıyla ilişkinizi daha iyi bir noktaya götürecektir. Sonuç olarak biraz klişe olabilir ancak hayatın kendisi de bir oyundur. Ve bu oyunun kurallarını iyi bilip, özümseyip, birbirimiz yararına, ortak bir amaç uğruna karar almak uzun vadede bizim için en iyi sonuç olacaktır. modernbilgelik.com sitesini kurarak oyunun kurallarını öğreniyorum ve sizinle paylaşıyorum. Yani modern bilgelik kavramlarını öğrenip sizinle paylaşıyorum. Dolayısıyla ben üstüme düşeni yapıyorum. Şimdi sıra sizde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.